Değerli izleyiciler, Arapça öğreniyorum programının bu bölümünde Sülasi mezit bablardan tefaül babını inceleyeceğiz. Sülasi üçlü kök demekti. Mezit ise üçlü kök üzerine harf eklemek demekti. O bablardan bir tanesi de tefaül babıdır. Örneğimizde teharabel ceyşan demişiz. Teharabe iki taraf savaştı. Yani bunun için kullanılan bir fiil. Ve burada iki harf eklenmiş, ''t'' harfiyle ortaya ''elif'' eklenmiş. E, ''Ceyşan iki ordu'' demek. E, demek ki bu bap'taki fiiller de evvela ortaklık anlatıyor. Yani müşareket anlatıyor. ''Teharebe savaştı, tebaade uzaklaştı'' gibi bu örnekleri çoğaltabiliriz. E, mazisinde ''t'' harfi başta ve e, ortada ise ''elif'' e, eklenmiş daha önce ortaya Elif eklenen bir bab görmüştük ee, ki onun örnekleri cahede katile gibi idi ve yine bu babtaki fiiller olmayan bir şeyi varmış gibi göstermeyi anlatıyor yani bunun için kullanılıyor mesela temarada temarada hasta numarası yaptı yani hasta gözüktü veya temavete mesela e, yalandan öldü yani ölü numarası yaptı gibi e, bunun için de kullanılıyor bu babtaki fiiller. Ee, ve dediğimiz gibi mazisinde başta T harfi olacak. E, Tabi o T muzaresinde de bulunacak. Ortada ise bir elif eklenecek. Yine bu vaptaki fiiller bir işin e, aralıklarla e, yapıldığını anlatır. Yani bir, e, bir periyot içerisinde. Mesela tevarefel mal e, yani mal işte tevarüs ettiği e, ölenden e, diğerlerine geçti e, malın e, aralıklarla kullanımını e, anlatıyor. Veya Tesekküt atıl evrak mesela yapraklar düşüştüler gibi yani sırayla peş peşe ard arda düşüştüler gibi bir kullanımı da var. Tabi çok farklı manalarda kullanılmış. Biz sözlükte bu fiillerin kökünü ararken T harfinin ve ortada Elif harfinin sonradan eklendiğini bilmiş olacağız. Bu şekilde arayacağız ve fiilimizi e, kök itibariyle ve eklenen e, harfler e, itibariyle e, inceleyelim. Cümlemizi tekrar alalım. taharabel ceyshan yani iki ordu e, karşılıklı olarak savaştı. Burada ortaklık anlatıyor. Kökü harabedir. tülas mücerret olarak yani üç harfli kökü ki e, biz e, buna bir harf eklediğimiz zaman e, bu e, mufaale babında oluyordu. Eklenen harf e, elifti. Ve e, bir de onun üzerine bir harf daha eklediğimiz zaman yani kök üzerine iki harf ziyade edildiği zaman harfeyn iki harf demek. Mezit eklenmiş demek. Sülasi üçlü kök demek. Üçlü kök üzerine iki harf eklendiğinde işte tefa'ale babında veya tefa'ül babında oluyor. E, eklenen harfler e, nedir? E, başında e, t harfidir. Ve ortasında ise Elif harfidir. Bu harflerin mazi ve muzari de yer alacağını göreceğiz. Ki bu baptaki fiiller başka dillere de geçmiştir. Türkçe'de de çokça kullanılan fiillerden bir tanesidir bu. Mesela tevafuk diyoruz veya tesadüf diyoruz. E, bu tür kelimeler aslında e, Arapçada bu e, bapta olan kelimelerdir. Yani başında T, ortasında A diye uzatılan kelimeler bu baptadır. Evet mazi olarak teharabe şeklindedir. Muzarisi yetaharabu, ortada elif var ve e, mastarı ise teharuben şeklindedir. E, Teharup e, karşılıklı olarak savaşma anlatan bir kelime e, ve e, buradaki ortaklık belki ortadaki eliften kaynaklanıyor e, ve e, vezin olarak söylersek mazisi e, tefaale şeklinde e, tefaale muzarisin yetefaalu e, şeklinde e, yani bu e, formülde e, gelecektir bu bapta mazi, muzari ve mastar tefaulen şeklinde gelecektir. E, buradaki fe... Fiilin ilk kök harfini, ayın ortadaki kök harfini, e, lam ise e, sondaki kök harfini anlatacaktır. Dolayısıyla burada e, f'ye karşılık gelen kök harfi h'adır e, ve ayına karşılık gelen e, r'adır. E, bunu görüyoruz. E, peki e, fiilimizin e, mazi çekimlerini şahıslara göre e, hatırlarsak, e, yani taharabe e, müfret müzekker içindir. E, Taharaba sonuna elif gelecek tesniyede o ikisi şeklinde. E, Taharabu ve e, fiilin ceminde yani mazi olarak vav'u görüyoruz sonunda. Müennes'te taharabet, eee tesniye müennes'te taharabeta, taharabn, muhatapta taharabti, taharabtuma, taharabtum tehâreptûm". ve müennes muhatapta teharabti, teharabtuma ve teharabtune diyeceğiz. Yani sen ikiniz siz derken ve mütekellimlerde ise yani konuşan kişilerde ise sonuna ötreli bir t harfi gelecek. Teharabtu, teharabna. Evet, mazi fiilin bütün çekimlerinde dikkat edersek t harfi başta var ve ortada yine eklenmiş olan fazladan hani ziyade olan elif harfi var. Dolayısıyla diğerlerinden farklı olarak çekimleri aynı ancak eklenen harfleri burada fark ediyoruz. Dolayısıyla buradaki T harfi sonradan eklenmiştir ve muzarat harfi değildir. Muzarat harfi değildir. Peki mazi ile muzariyi birbirinden nasıl ayıracağız? Muzari'de sonu ötreli olacak. Yine ekler değişecek bundan ayıracağız. Peki Fiilin mazi, muzari ve maslarını tekrar e, hatırlayarak e, muzari çekimlerini görelim. Yetaharabu o ikisi savaşıyor gibi. Yetaharabani harabani, tesniyesi için kullanıyoruz. Tabi e, fiile e, mana vermek her zaman e, direkt müfredinden e, elde edilerek kolay değildir. Burada e, iki T yan yana geldiği zaman bir T'yi atabiliyoruz. E, tehara bu şeklinde daha önce gördüğümüz gibi yani e, tefaale babında olduğu gibi yine tesniyesinde e, teharebani idi bir t'yi attık Teharebani oldu. oldu e, çoğulunda müennes çoğulunda tehara şeklinde söylüyoruz yine ben muhatapta e, iki t yan yana geldiğinde bir t'yi söylemeyebiliyoruz tehara bu şeklinde e, tesniyesinde de aynı şekilde teharebani yani ikiniz savaşıyorsunuz gibi. E, Tetehârabûne e, yine çoğulunda e, iki tane T yan yana gelmiş. Bir T'yi atabiliyoruz. Bu şekilde de e, kullanılıyor. E, Müennes e, müfret olarak sen derken yine iki T e, yan yana gelmiş. O T'nin birisini atabiliyoruz. E, Taharabine de diyebiliyoruz. E, tesniyesinde yine e, Tetehârabâni de diyebiliyoruz. Yine bir t atarak e, taharabani de e, denebiliyor. Bu şekilde de kullanılabiliyor. E, ne? E, yine iki T olduğu için T'nin birisini atarak teharebne diyebiliyoruz. E, mütekellimde etaharabu e, ben ve netaharabu e, biz e, diye e, söylüyoruz. Evet, Muzari e, fiillerin hepsinde de yine T harfi var e, ve e, yine ortada elif harfi var. Bu iki harf bu e, bapta eklenen yani ziyade edilen e, harflerdir. Peki e, bu e, bapta emir nasıl yapılıyor? Yani emrül hadır nasıl yapılıyor? Bunun için e, muzari fiil gerekli ve muzarinin bütün çekimlerini tekrar e, görelim. E, muzarinin e, bize muhatap çekimleri gerekiyor. O yüzden gayipleri ve mütekellimleri attık. E, muhatap dediğimiz yani sen, ikiniz ve siz şeklinde olan fiiller e, ve müzekkeri e, evvela e, nasıl e, emre dönüştürüyoruz. E, bunun için baştaki T'yi siliyoruz yani muzara harfini siliyoruz. Sonunu cezim yapıyoruz. E, Teharep yani e, sen savaş gibi bir mana var veya teaven sen yardım et gibi bir mana var. Yine tesniyesinde de baştaki T'yi sildik, sondaki onu attık tahareba oldu. Çoğulunda da t'yi sildik ve sonundaki nun'un yerine elif getirdik. Müennesse de aynı işlem yapılıyor sürekli. baştaki muzarat harfi atılıyor ve sondaki nun da atılacak ve dolayısıyla geriye sadece y kalacak. Taharebi şeklinde emir müennesse böyle emrediliyor. Tesniyesinde t atıldı. sondaki nun da atılacak teharaba olacak. Ve e, mühendislerin müenneslerin da yine baştaki te atılacak, sondaki nun atılamayacaktı. Ve emirde gördüğümüz gibi okuyabildiğimiz için başa herhangi bir şey eklenmiyor. İsmül fail bu bapta e, yine e, daha önceki baplarda olduğu gibi e, muzariden e, elde edilecek mazimiz teharabe, muzarimiz yeteharabu, mastar teharub ve emir e, teharup şeklindeydi. E, burada mutaharibun e, müteharibun diyoruz ismül fail için. E, baştaki y ye yerine ötreli bir mim getiriyoruz. Sonu iki harekedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken sondan bir önceki harekenin esre olmasıdır. İsmül failde sondan bir önceki harf, harekemiz yani buradaki ra harfin harekesi esre olacaktır Müteharip derken yani savaşan gibi bir manaya geliyor. Müteharibani tesniyesidir, müteharibune ise e, çoğuludur ki bu da aslında kullanılıyor değişik fiillerde. E, mesela mütedahil diyoruz, mütesanit diyoruz. E, mesela müte, e, müteharibetün müennesidir. Sonunda t var. Müteharibetani eee tesniye müennesidir ve çoğulunda ise müteharibatun şeklinde e, çekebiliyoruz. Evet, eee ismül fail de diğer bablarda olduğu gibi yani eklenen e, kalıplarda başa ötreli bir mim gelecek. Kuralımız aynıdır ve ismül fail e, bir önceki sondan bir önceki harfinin kesre oluşuyla ayrılacak. E, bir e, hadis-i şerif hatırlıyoruz. Tenakahu tenaselu ubahi bikum yevmel kıyame şeklinde. E, evleniniz, e, çoğalınız, kıyamet gününde e, sizin çokluğunuzla övüneceğim buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Ve burada iki tane fiilimiz var. Tefaül babında. Emir olarak gelmiş. Tenâkehu, nikahlanınız demek. Yani evleniniz. E, ve tenâselu, e, neslinizi çoğaltınız şeklinde bir emirdir. übahi övüneceğim. Ee, ubahi, bikum, e övüneceğim übahi, ben övüneceğim bikum sizinle e, sizin e, çokluğunuzla e, yevmel kıyame kıyamet günü evet e, burada e, iki tane e, fiil var Tefaül babında dedik e, baştaki e, tenakehu ve tenasalu fiilleri e, tenakeha mazisidir e, yani nikahlandı gibi e, tenakeha ee, ve e, bunun e, muzarisi e, yetenakehu şeklinde olacaktır. E, nikahlanıyor ve mastarı e, tenakühan şeklindedir. E, tenaküh, e, tenasül, e, tenasüp gibi kullanılan bir kelime. Ve e, emr-ül ise muzariden elde edileceğine göre baştaki muzarat harfi atılıp sonu cezim yapılacak tenakeh elde edilecek. Ve bunu şahıslara göre söylersek tenakeh, tenakeha, tenakehu şeklinde çoğulu elde ediyoruz. hadis şerifte geçtiği gibi. Yine diğer kelime tenasele mazisidir. Yani neslini çoğalttı gibi. Yetenaselu e, muzarisi tenasul e, bunun maslarıdır. Ve e, emri ise muzariden elde edilecek tenasel şeklinde müfrettir. İki kişiye emredilirken tenasela çok kişiye emredilirken e, denecektir. Hadis-i şerifte geçtiği gibi. Evet e, demek ki bu hadis-i şerifte e, iki, iki fiilde tefaül babındadır. Ve Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerime hatırlayalım. Yani ayet-i kerimeden bir cümle hatırlayalım. Ve teavenu alel birri ve takva şeklinde. iyilik ve takvada e, yardımlaşın mealinde bir yani ayet-i kerime. Buradaki teavenu e, kelimesi yardımlaşın yani muavenet edin e, anlamındadır ve bu da emirdir tefaül babında ala üzerine yani şu konu üzerinde şu şey üzerinde yardımlaşın El bir bir e, iyilik demek ve takva takva demek e, evet takva e, üzerinde ve iyilik e, üzerinde bu konuda yardımlaşın e, teavene e, mazisidir fiilimizin e, yardımlaştı manasında muzarisi yeteavenu şeklinde olacaktır ve ''mastarı'' ise e, masarı ise e, tabii ki e, şeklinde olacaktır. E, diye kısaca söylüyoruz. Yani sonunda iki hareke var. E, taavunen şeklinde. E, emr ül hadırında ise sonunda cezim olacaktır. Ve taavun değil taaven şeklinde olacak. E, neden? Çünkü e, Muzari'den elde ettiğimize göre Muzarat harfini atıyoruz. E, bu şekilde taven, tavena, ta'avenu diye e, çekimini yapıyoruz. E, başka bir ayet-i kerime. وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ mütenafisun Şeklinde ayet-i kerimemiz. E, yarışanlar bunun için yarışsın. Yani ilk önce cennetin özellikleri anlatılıyor. Ve daha sonra e, yarışmak isteyenler, çabalayanlar bunun için yarışsınlar bu ayet-i kerimeyi kelime kelime incelersek ki burada iki tane tefaül babında kelime var. Fizalike bu konuda bunun için bunun hakkında liye liyetenafes yarışsın demek. oradaki fe bağlaştır yani böylece gibi. El mütenafisun ise yarışanlar şeklinde mana verilebiliyor. Çoğuldur. Ve dediğimiz gibi burada e, aynı e, kökten türeyen tefaül babında iki kelime var. Birisi emirdir, birisi ismül faildir. Tenafese e, mazisidir, yani yarıştı, e, gıpta etti gibi bir manası var. Muzarisi yetenafesu şeklindedir, mastarı tenafüsendir ve e, emrul hadırı ise e, muzariden elde edileceğine göre tenafes şeklinde olacaktır. E, ...tenafes. Yani baştaki y'yi attık... ...sonu cezim yaptık. Tenafes, e, yarış gibi bir... E, ...manaya geliyor. E, emrul hadir olarak. Peki ayet-i kerimede geçen emir hangisidir? Başına lam geldiğine göre... ...emrul gayiptir. Yani... li yetenafes şeklinde... ...bir manaya sahiptir. E, emrul gayip burada. Peki... E, ...neden... E, ...buradaki lam cezimli olmuş? Çünkü daha önceki harfe... ...yani f harfine bağlandığı zaman... Artık lamı e, kesreli değil, cezimli e, okuyoruz fel şeklinde. Ve geçerken de e, bir sonraki kelimenin başında e, cezim olduğu için, yani elif lam e, olduğu için e, kesreyle geçiyoruz. Mütenafisun ise ismül faildir. Mütenafisun, mütenafisani, mütenafisune şeklinde. E, Ayet-i kerimede bunun çoğulu geçmektedir. E, yarışanlar şeklinde bir manaya geliyor. E, mütenafisune, sondaki vav ve nundan çoğul olduğunu da anlıyoruz. Demek ki bu e, ismül fail de tefaül babındadır. Bunu da başındaki t harfinden, ortadaki eliften anlayabiliyoruz. Evet değerli izleyiciler Arapça Öğreniyorum programının bu bölümünde tefaül e, babını görmeye çalıştık. E, gelecek bölümde farklı konu ve farklı örneklerle inşallah buluşmak dileğiyle.